Fakat fikri milliyet iki kısımdır. Bir kısmı menfidir, şeametlidir, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir. Diğerlerine adavetle devam eder. Bak şimdi menfi milliyeti anlatıyor. Nasılmış? Menfi olanı şeametli, zararlı, başkasını yutmakla beslenir. Öyle oldu nitekim. Yahudiler menfi milliyetçilik yapıyorlar. Yahudilerin ırkları, dinleri. Dinleri ırklarıdır. Her milletin nesli babadan devam eder. Yahudilerin nesli anadan devam eder. Bakın. Yahudi anne olmadı müddetçe çocuk Yahudi olmaz. Baba kim olursa olsun Yahudi anneden doğacak. Dolayısıyla bir Yahudinin dini ırkıdır. Ama bizim öyle bir derdimiz yok. Hangi dine mensup olur, hangi ırka mensup olur bir adam kelime-i şehadeti söyledi mi? O bizim kardeşimizdir. Kucaklarız, alnından öperiz. Kim olursa olsun. Ama Yahudi de böyle bir kaygı. Onun için küçülürler. Onun için azınlıktadırlar. Azınlık olarak dünya hükmetmek için de hile, dalavere, bankalar, şunlar bunlar mevzunda hep tahrik ederler insanları. Çünkü yıkmakla ayakta durur. Zayıf, aciz, tahripkar olur bir üstadımız. Aciz adam tahripkar olur. Tahriple güçlü, kuvvetli olduğunu ortaya koyar. Çünkü tahrip tabire göre çok kolaydır. Acizlerin işidir. Hep bu yolu tercih etmişlerdir. Bakın ihtilallere, bakın karışıklıklara, bakın dünyada birbirine düşen cihan harflerine veya şeylere, olay vadisata hep altında bunları göreceksiniz siz. Şu Osmanlı 500 sene evvel bunları katliamdan kurtardı, getirdi biliyorsunuz. Selanik taraflarında oralara yerleştirdi. Daha bundan birkaç yıl evvel Osmanlı'nın kendilerine yaptığı bu iyiliğin 500. yılının da şeyini yaptılar, kutlamasını yaptılar. Osmanlı bunlara bu iyiliği yaptı. Yani bu vefayı gösterdi, bu alakayı gösterdi. Ne yazık ki Osmanlı'yı yıkan ordu, İstanbul'u abluka altına alan ordu nereden geldi? Selanik'ten geldi. Evet, oradan geldi arkadaşlar.